2022 Engelsiz Medya Vizyonu, Engelli Sorunları ve Hakları. Ülke nüfusumuzun yaklaşık 8'de 1'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu bağlamda devletimizin bu alanda birçok iyileştirme yaptığı bilinmekte, ancak günümüzün değişen şartları gereği engelli bireylerde "toplumda ben de varım" diyebilmesi adına bazı sorunların da bir an önce çözüme kavuşması artık bir gereksinim olmuştur. Bu çerçevede aşağıda yer alan maddeler, Engelsiz Medya Ekibi vizyonu olarak sizlere aktarılacaktır. Madde 1. EKPSS, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan atamalarda alım sayılarının yüksek olması. Ülkemizde her 2 yılda bir gerçekleştirilen sınava her geçen gün katılım artmakta. Ancak buna karşılık memur atama sayısının azlığı ve bunun yanında alınan personelin az olması, günden güne artan sayının çoğalmasına ve mağduriyetlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Talebimiz hem tercihlerin yılda en az 3 kez olması hem de açılan kontenjanların çok olması yönündedir. Madde 2. Engelli bireylerin istihdamında özel sektörün aktif hale getirilmesi. Ülkemizde sadece devlet eliyle değil, özel sektörün de engelli bireylerin istihdamında ellerinden geleni yapması için teşviklerin artması, örneğin %3'lük çalıştırma kotasının artması gibi çalışmaların yapılması hedeflenmelidir. Madde 3. Engelli aylığı ve bakım aylıklarında getirilen kriterlerin daha esnek olması. Engelli bireyler arasında durumu iyi olmayan veya geliri olmayanlara verilen bu desteğin bağlanmasında özellikle uygulanan gelir testinin kaldırılması talep edilmektedir. Madde 4. Engelli çocuğu olan anne ve babalara emeklilik hakkı verilmesi. Engelli çocuğu olan anne ve babalar, çocuğun bakımı sebebiyle ya çalışamamaktadırlar ya da işlerine ara vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu sebeple özel durumu olan milyonlarca anne ve babaların belirli düzeyde maaşa bağlanması talep edilmektedir. Madde 5. EKPSS atamalarında sağlık personeli alımlarının arttırılması. EKPSS atamalarında sağlık meslek lisesi, sağlık meslek yüksekokulları ve sağlık lisans programlarından mezun olan birçok engelli bireyin ataması gerçekleştirilmedi. Bu sebeple gereken atamaların hızlandırılması ve gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Madde 6. ÖTV indirimli araçlarda uygulanan limit artışı yerine alınan KDV miktarının düşürülmesi. Devletimizin engelli bireylerin kullanması ve rahat etmeleri için alacakları araçlarda uyguladığı ÖTV indirim miktarının artması yerine alınacak KDV oranının düşürülmesi, böylece yüksek fiyat yerine bütçeye uygun araçların alınmasını sağlamaktadır. Taleplerimiz bu yöndedir. Madde 7. Engelli öğretmen atamalarında daha fazla kadronun açılması. Engelli öğretmen atamalarında açılacak olan kadroların arttırılması ve hızlandırılması talep edilmektedir. Madde 8. Uygulamaya girecek olan doğalgaz desteğinden durumu iyi olmayan engelli bireylere öncelik verilmesi. Bu yıl uygulamaya girecek olan doğalgaz desteği için maddi durumu olmayan engelli bireylerin tespitinin yapılması ve onlara öncelik verilmesi talep edilmektedir. Madde 9. Engelli kadınların evden yaparak kazanç sağlayacakları işlerin geliştirilmesi. Engelli kadınların gerek özel durumları, gerekse de aile çocuk bakımı üstlenmesi sebebiyle dışarıda çalışmaları mümkün olmamaktadır. Bu sebeple evde yaparak kazanç sağlayabilecekleri ve boş vakitlerini değerlendirebilecekleri işlerin devlet tarafından geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması talep edilmektedir. Madde 10. Engelli ve engelsiz tüm bireylerin bilinçlendirilmesi. Engelsiz bireylerin hak ve sorumluluklarının farkında olması ve engelsiz bireylerin, kuruluşların, engelli camiasına destek adına tüm bilgi ve edinimlere sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmaların hızlandırılması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi lazımdır. Gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz.